Bu otuzuncu lemada e, altı tane isim var. İmam Ali radıyallahu anh'ın ismi azamları. E, Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddüs. Sıralama böyle. Üstad hazretleri ise sıralamayı Kuddüs'ten başlıyor. Şimdi bu soru soruluyor. Niçin önce ismi Kuddüs'ten başlıyor? Bir, bu derste bu noktaya nazar olacak. İki, Eskişehir hapishanesinde ismi Kuddüs bana göründü. Bir, mevcudiyeti ilahiyeyi kemale zuhurla. iki vahdet-i rabbaneyi kemale vuzuhla gösterdi. Üç, bunu bu iki yani bunu öğreneceğiz. Mevcudiyeti ilahiyeyi ismi Kuddüs nasıl gösteriyor? Vahdet-i rabbaneyi nasıl gösteriyor? Şimdi birinci şu soruyu da cevabını vereceğiz. İsmi Kuddüs 30. Sözün zeylinin zeyli olması münasip. Bu sorunun da cevabına verelim. Şimdi niçin üsazetleri Hazretleri Hazreti Ali'ye göre radıyallahu anh sıralama, fert, hay, kayyum, işte adın hakem Kuddüs iken Üsa Hazretleri izah ederken önce Kuddüs'ten başlıyor. Şimdi fıtratta bir kanun var fıtratta. Mesela bir insan bir iş yaparken önce temizlik yaparsın. O temizlikten sonra yapacağın işi o temizliğin üzerine bina edersin. Hüsnü Hazretleri bu sıralama da önce buna riayet etmiş. Bu fıtri kurala uymuş yani. Çünkü İsmi Azam bir mahiyetül nefsir de var bir İsmi Azam. Bir de eee Melekatı akliye ve kalbiye göre veya inkişafatı akliye ve kalbiye ruhiye göre görebilirsin. Üstad Hazretleri sıralamada böyle bir sıralama koymuş. Hikmeti ne olabilir? İşte kainattaki o fıtri sistem. Bir şey temizlik yapmazsan, tamam mı? Onun üzerine bir şey bina edemezsin. Mesela benim ellerim kirli. Temiz bir şey tutabilir miyim? Ne tutsam onu da kirletirim. Değil mi? İşte Üstad Hazretleri bu fıtri kurala uymuş önce Kuddüs'ten başlıyor, daha sonra hakikatları onun üzerine bina etmiş. Yani 30. sözün zeylinin zeyli olması da bununla alakadar. Önce Kuddüs'ün olmasıyla alakadar. Çünkü Kuddüs temizlik ve tanzim ya, enfüsü ve afaki temizlemeyen, böyle kirlilik bırakan ne yapamaz? Üzerine bir hakikat bina edemez. O yüzden 30. sözün zeylinin zeylidir. 30. sözde ne anlatıyor? Enfüsteki ene, afaktaki zerre. Enfüsü temizlemesen, afakı da temizleyip benim tevhid hakiki göremesen üzerine bir hakikat bina edemezsin. O yüzden ismi Kuddüs'ü Üstü Hazretleri sıralamada bir hikmete binaen başa koymuştur. Önce onu izah etmiştir. İsmi Kuddüs beraber mevcudiyet-i ilahiyeyi mükemmel olarak gördüm diyor. Yani nasıl bu İsmi Kuddüs, mevcudiyeti ilahiye mükemmel göstermiş. Çünkü bir şey mesela diyelim ki kirlilik. Kirlenme kendi başına olur. Fakat temizlik kendi başına olur mu? Mustafa olur mu? Olmaz. Heh. Şimdi Üstad Hazretleri bakmış ki insanın böyle zerrelerinden göz kapaklarından böyle vücudundan efendim mevsimlerden suların, denizlerin üzerlerinden, havadan, semavattaki seyahattan, gezegenlere ta vega yıldızına kadar mükemmel bir temizlik olduğunu görmüş. Şimdi kirlilik kendi başına olur, temizlik kendi başına olmaz. Bu şekilde görmesi mevcudiyet-i ilahiyeyi anlamış. Yani biri var ki mükemmel olarak bu kainatı temizliyor. Zerrelerden vega yıldızına kadar. İkincisi de vahdet-i Rabbani. Mesela diyelim ki ben göz kapağımı temizledim. Bu odayı temizledim, mescidi temizledim. Ama yukarıki mescidi veya da kapının önünü ben temizlemiyorum ki orası başkası temizliyor. İşte Üstad Hazretleri görmüş ki insanın zerrelerini temizleyen, göz kapaklarını temizleyen, denizin yüzeyini temizleyen, dağları, ormanları temizleyen, havayı temizleyen, birinin olduğunu görmüş ve de bu şahsın aynı zat olduğunu görmüş. E bu da vahdeti Rabbaniye'yi anlamış o temizlikten. Hem Cenab-ı Hakk'ın zatını anlamış, mevcudeti ilahiyeyi hem de aynı zat olduğunu anlamış. İşte bu ismi Kuddüs'te hemen hemen yarıya kadar mevcudiyeti ilahiyi anlatıyor. Diğer yarısına kadar da vahdeti Rabbaniye'yi anlatıyor. Yani zerrelerden ta seyyarata kadar, vega yıldızına kadar Cenab-ı Hak ne yapıyor? Aynı tarzda, böyle aynı oranda diyelim ki derecesine göre bu temizlik faaliyetini yapıyor. İnsan da bu temizliği enfüsü aleminde yapması nispetinde o yapması zemin olur, hakikatler o zeminin üzerine bina edilir. Defi mefasit celbi nefa Eğer o temizlik olmazsa hakikatlardan böyle fazla kendine yerleştiremez. İnkişaf ve imbisat olmaz yani. İttika imandan sonra husule gelir. Yani bu günahlardan kaçınmak özellikle bu zamanda büyük bir hususiyet peydah etmiş. Cenab-ı Hak bu ismi Kudüs'ün hakikatını enfüsümüze ve afakimize yerleştirmeyi nasip etsin.